Şimdi ben dün akşam böyle bazı arkadaşlarımızla görüştüm. Yani beni aradılar, dediler böyle bir şey var, bilgim var mı falan gibilerinden. Ben de herhangi bir haberim olmadığını ifade ettim. Sabahleyin genel sekreterimizi aradım. Genel sekreterimiz Ayfer Hanım'la konuştum. O da bana bu konuda kendini beni bilgilendireceğini söyledi. Ve saat 1 gibi evet sizin de bu görevden alındığımı, yeni işte bu başka arkadaşımızın atanacağını ifade etti. Yani ben olayı resmi olarak, resmi tebligat olarak bugün saat 1 civarında Sayın Genel Sekreterimizden öğrendim. Durum şu anda bu. Peki anlık gelişen bir tepki mi yoksa beklediğiniz bir konu muydu? Gerekçesi ne olarak açıklandı sizlere? Yani şöyle ben gerekçesini tabii ki Sayın Akşener Genel Başkanımız gerek duyarsa açıklayacaktır. Yani tabii ki bizim biliyorsunuz parti tüzüğümüzde divan üyelerinin görevlendirilmesi ve görevden alınması yetkisi tamamıyla Genel Başkan'a aittir. Genel Başkan böyle bir takdiri olarak bizi divan üyesi yapmıştı. Yani Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı yapmıştı bizi. Şimdi de muhtemelen kendisine göre haklı nedenlerle bu görevden alırsınız. Tabii ben bekliyor muydum dersiniz. Ben beklemiyordum böyle bir şeyi. Şaşırdım. Tabii ki böyle bir süreci yaşadığım için de üzgünüm yani mutlu değilim. Ama bu çok da benim için önemli değil. Ben daha önce de bu ülkede birçok zorlukla karşılaşmış biriyim. 45 Yani yılda bizim yargılandınız sanırım, değil mi? yani 400 küsur yılda yargılandık. 45 yıl kesin hapiste ya Kesin kesin hiçbir hapiste, hapis evet. cezası aldım. Yani benim adım Ahmet Seki çok yani ben bir partiye girerken de yok milletvekili olayım, şu olayım, bu olayım diye girmedim. Biliyorsunuz milletvekili seçimlerinde de ben listelerde yer almamış olmama karşın yine partimde kalmaya devam ettim. Şimdi de genel başkan yardımcısıydım. Sayın Akşener beni genel başkan yardımcısı yaptı. Şimdi de aldı. Bundan da yani mutlu değilim ama bu da bana öyle de çok da yani ne derler beni sarstığını ifade edemem. Yani ben yine bildiğini söyleyen her Ama yerde partiyle bağınız bu. kopmuş değil, sadece bir görev değişikliği, yani partiyle bağınız tamamen kopmuş değil tabii ki. Tabii şu anda yani benim Genel Başkan Yardımcılığı yani Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığından el çektirildim. Onun haricinde başka bir tebligat yok. Yani bilemiyorum şu anda var mı yok mu ama bana tebliğ edilen, bugün saat 1 itibariyle söylenen sadece Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevinden el çektirildiğimdi. Bu da bizim tüzüğümüze göre yapıldığı yazıyor. Onun haricinde herhangi bir şey ifade edilmedi bana. Peki Sayın Uçok, şunu sormak istiyorum. Tabii hemen kulisler kaynamaya başladı. Biz de gazeteci olarak tabii ki merak ediyoruz bu konuyu. Geçtiğimiz günlerde bir harita paylaşılmıştı. Sizin Evet. Genel İdare Kurulu'nda işbirliğine hayır kararı çıkan Genel İdare Kurulu'nda oylamaya götürmüştü Sayın Akşener. Özgür Özel'in ziyaretinden sonra işbirliği yapılsın mı Evet. yapılmasın mı? Siz işbirliği yapılmaması durumunda son verileri esas alarak bir harita paylaştığınız söylendi Genel İdare Kurulu'nda ve tabii ki Evet. orada yalnızca bir ilçe kazanıyoruz eğer işbirliği yapılmazsa. Yani sonuçları böyle olur dediğiniz bir durum söz konusu. Bundan dolayı olmuş olabilir mi ya da şu bir etki etmiş olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde Salim Ensarioğlu Şeyh Said tartışmaları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Şeyh Said'i savunan bir paylaşım yaptı. Tabii siz de bir hem Türk milliyetçisi hem bir asker olarak buna tepki gösterdiniz. Bunun da Evet. ayrı bir başlık olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Şimdi tabii bizim Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Bey'in ziyareti sonrasında Genel Başkanımız bizi toplantı yaptık ve bu toplantıda daha önce de ifade ettim. Herkes fikirlerini özgürce ifade etti. Hatta ben bu toplantıdan önce hazırladığım bu sunum ve işte haritalar, işte kazanılabilecek iller, kazanamayacak iller vesaire bunların hepsini Sayın Genel Başkanımıza gönderdim. Sayın Genel Başkanımız da dedi ki bunları Genel İdare Kurulu'nda da sunarsanız çok iyi olur dedi. Biz de ona göre hazırlık yaptık. Sonra tabii toplantıda
uzadığı için olacak herhalde. Dedi ki bunu siz sadece anlatın sunum şeklinde değil de. Ben de oradaki rakamları anlattım. İşte seçime işbirliğiyle girersek hangi illeri, hangi ilçeleri kazanabiliriz? Ayrı girersek neleri kaybederiz? Bunları izah ettim. Oylama neticesinde 14 arkadaşımız işbirliği yönünde oy kullandı. Geri kalan 35 arkadaşımız da ayrı girelim diye. Yani bu çok demokratik bir ortamda geçti. Herkes fikrini söyledi. Sonuçta da biz bu kararı aldıktan sonra ben bu karar doğrultusunda, bu daha önce de televizyonlarda da ifade ettim. Yani bu kararı gerçekleştirmek için genel idare kurumuza aldık karar geldi. Hep birliğiyle, el birliğiyle çalışacağımızı ifade ettim. Bu konu böyle. Yani bundan bir rahatsızlık duyup duymadığını bilemiyorum tabii ki. Ama benimle konuşmalarında bu konuda herhangi bir rahatsızlık duymadığını, hatta bunun bir demokrasi örneği olduğunu, partimizdeki demokratik işleyişi örnek olarak benim yaptığım bu çalışmaları anlattığını ifade etti. Diğer yandan tabii ki Sayın Ensarioğlu'nun attığı tweet'i benim kabullenmem mümkün değil. Dolayısıyla ben bununla ilgili olarak bir tweet yazdım ve yazdığım bu tweette özellikle de belirtmek isterim. Bizim sözcümüz Sayın Kürşat Bey'in attığı tweet'i içerisinden alınarak ve onu desteklemek amacıyla atılmış bir tweet'tir. Zaten birçok İYİ Partili kurmaydan biz benzer tweetler gördük. Tolga Akalın gibi isimler de attı benzer tweetler. Evet, ben de gördüm Tolga Bey'in attığını. Yani o tweette bence partimizin politikasını destekleyen ve ona özellikle de basın sözcümüzün açıkladığı, parti sözcümüzün açıkladığı, yazdığı bir tweet'i destekleyen nitelikte. Dolayısıyla ben tabii ki bu konuda Sayın Genel Başkan'ın ne düşündüğünü bir şey diyemeyeceğim. Yani ondan rahatsız oldu mu olmadı mı bilemiyorum. Ama ondan dediğiniz gibi Tolga Bey'in attığı tweet var, başka arkadaşlarının attıkları var falan. Baktığımızda yani rahatsız olunacak bir şeyini ben görmedim açıkçası. Ama bu tabii ki bakış açısıyla ilgili bir şey. Sayın Genel Başkanımızdan rahatsız olmuş olabilir. Dolayısıyla da yani ille ben şöyle bakıyorum olaya. Yani bu partide genel başkan yardımcıları genel başkana yardımcı olmak için kendisi tarafından, bizzat genel başkan tarafından seçilen kişiler. Dolayısıyla bunları seçme özgürlüğü olduğu gibi bence ihraç veyahut da görevden alma özgürlüğü de var. Yani bu konuda benim hiçbir şeyim yok. Ama bu daha şey yapılabilir, daha şık, daha usulüne uygun yapılabilir. Yani daha böyle ne bileyim insanlara konuşarak veya bu